Çok kıymetli takipçilerim, sevgili dostlarım, güzel arkadaşlarım. Hepinize bir pazar sabahından Malatya'ya geldik. Malatya'nın Arapgir ilçesinden kocamanca selamlar, sevgiler gönderiyorum. Buraları sizin de görmenizi istediğim için böyle bir paylaşım yapacağım sevgili dostlarım. Küçük bir çay bahçesine geldik. Kapıda ne yazıyor biliyor musunuz? Çaysız bir hayat düşünemiyorum. Tövbe estağfurullah. Okudum onu, bir sürü güldüm. Ben de çaysız bir hayat düşünemiyorum. Çayımı aldım. Burası çok güzel. Geldim, buraya dolanacağım. Sizinle de paylaşacağım. Bir dürgü var ya sevgili dostlarım. Çok da bilmiyorum sözlerini ama bir insan ömrünü neye vermez ki, işte harcanıp gidiyor ömür dediğin. Aslında insanın yaşı gelince bunlar düşünüyor. Ve işte gezeyim, göreyim, dolanayım diyor. Şimdi ben bir sürü işler yapıyorum. Bir sürü. Köyümde. Hepsini görüyorsunuz benim. Bunu epey zamandır başladım yani gezmeye. Çünkü ömür dediğin gelip geçiyor sevgili dostlarım. Ömür gidecek. Çocuk gideceğiz bu dünyadan. İşte gelecek, kalacak bu gezdiğimiz, gördüğümüz yerler. Uğraşıyoruz, ediyoruz. Allah'a çok şükür şimdi gezme zamanı diyoruz. Burası çok güzel. Bu nehrin adı hani işte ırmağı mı diye bilmiyorum ama ırmağın içine oturma yerleri koymuşlar. Baksanıza. Ama tabii güzel havada oturulur. Bugün hava yağmurlu. Bulanık dere. Bu derede burada oturulmaz. Yazın oturulacağını düşünüyorum. Bakın. Güzel bir yer. Tamamıyla doğal, öyle süs bir şey yok. Belki de bu Munzur çayından geliyor sevgili dostlarım. Munzur çayının gözesine gittik. Doğduğu yere gittik. Kayaların arasından çıkıyor ama ne kadar büyük biliyor musunuz? Her yere dağılıyor. Bakın buradan geliyor. Ne güzel yer yapmışlar. Beraber dolanalım. Böyle oturma yeri yapmışlar derenin üstüne. Gidiyoruz şuraya. Köprüden karşıya geçelim. Her şey doğal ama hiç böyle bak, odunlar bizim bahçede çalı odunlar gibi. Ağaçlar çok güzel dostlarım. Ağaçlar tamamıyla çok güzel yani. Hiç ellenmemişler ağaçlar, görüyor musunuz? Ağaçlar. Ağaçların ağaca bakın şuraya, maşallah. Oo. O kadar güzel bir yer ki hiç el değmemiş derler ya. Balda girmemiş orman. Aynen öyle. Allah. Çok güzel. Salıncak var burada. Sanki şurada bir emekçi kardeş görüyorum. Bakayım ne yapıyor. Emekçi kardeşin bahçesine yaklaşalım. Aa, yerini onarıyor. Kopmuş, kırılmış. Ama geçemiyoruz be. Del çekmiş. Del çekmiş. Burada tel var. Bizim bahçede de teller vardı. Ablamın telleri ya. Bunlar demir teller. Ablamın bile ağır. Herhalde yerini onaracak. Gitti buradan. Olsaydı soracaktım ona, ne yapıyorsun kardeş diye. Evet kardeşlerim. Güzel arkadaşlarım. Evet. Şurada bir tane çatır var. Onu çekelim. Doğal çadır yapmışlar. Ağacın şeyine bakın, heybetine bakın dostlarım. Acaba bakın. Allah, ne kadar büyük biliyor musunuz? Hiç. Tam derenin içine bağış dolu. Hiçbir şey yapmamışlar. Helal olsun. Tamam ya, burada da bir çadır var. Bu çadırı da görelim arkadaşlar. Bakın. Tam doğal öyle şeyler yapıp da aşırı parayı şey yapıp da bakın tamamıyla taşlarını toplamışlar kenarlarını. Bakalım. Girelim bir çadırın içine bakalım. Aa, çadır değil. Namaz kılma yeri yapmışlar sevgili dostlar. Allah kabul etsin. Ha, güzel yapmışlar. Tabii namaz kılmak isteyen de gelip kılacak. Aferin size. Aferin. Evet. Ha, namaz kılma yerlerinde
Allah ibadetlerini kabul etsin. Namaz kılma yerlerini de yapmışlar, çok güzel. İnanın dostlarım, çekiyorum ama bilemiyorum çekilen kamerada böyle güzel çıkacak mı? Ağaçlar o kadar güzel, o kadar güzel. Bizim orada da var ağaçlar ama bunların tiplerindeki filizleri falan kırmışlar. Çok güzeller. Uzanmışlar. Bu kavakta değil, kavlağın mı ne diyorlar bu ağacın ismine? Azıcık bir daha var mısınız? Oy oy aha. O kadar güzel ki. Böyle bir yerden 4 tane ağaç geçiyor. Oh maşallah. Sübhanallah. Kuru yapraklar da dökülmeye başlandı ama sonbahar geldi. Var ya, ömür dediğin nedir? Dalda bir kuru yaprak. Aynen öyle. Onun için dünyayı güzel yaşayalım, güzel görelim, güzel gezelim, birbirimizi sevelim. Dünya yaşanacak halde olsun. Bütün herkes barış ve kardeşlik içinde geçirsin ömrünü inşallah. Aha gidiyoruz, yine gidiyor. O da gidiyor dostlar. Yazın affedersiniz. Ama inanın yazın bu masalar çok güzel olacağını düşünüyorum. Çok azıcık bitleri akacak. Sen suyun içindesin. Oturuyorsun, işte yiyorsun, çay içiyorsun. Ne kadar güzel bir şey olur. Yazın öyle otur. İşte. Bir de burası orada dağın tam içinde bir vadicik, tam ortasında her yer dağ yani. Buranın da adı Arapkir. Arapkir adını da şöyle almış dostlar. İşte zamanında işte komutanlar burayı kuşatmak için savaş halindeymiş. Bir tane Türk asıllı, Türk olan ama böyle esmerce, heybetli, uzun boylu bir asker varmış taburun önünde. Komutanı, millet ve komutanlar ve asker arkadaşları ona Arap diye hitap ederlermiş. Aslında Arap değilmiş. Ama komutanı bağırmış. İşte hani ordular ilk hedefiniz Akdeniz dedi ya Mustafa Kemal Atatürk. Bu komutan bu Osmanlı tarafı zamanında ama çok eski. Herhalde çok eski. Ya da yo, adı da Arap kaldığı için Osmanlı zamanından gelmemiştir bu isim. Doğru. Belki buranın kurduluşu zamanında gelmiştir. Çünkü tarihçi değilim ama Arap kaldığına göre adı Cumhuriyet dönemindeki işgallerden kurtardığımız, Türkiye'mizi kurtardığımız zamandaki savaşlardan komutan askere bağırmıştı. Arap gir, yani savaşa şeye gir demiş. Arap çatışmaya gir anlamda demiş. Arap gir diye bağırmış. İşte çatışmayayım. Oradan sonra buranın adı Arap gir diye kalmış. İsmi oradan geliyormuş. Hep merak ettik Arap gir nedir hepimiz. Bütün tur arkadaşlarım merak ettik. Sorduk bunu. Anlattılar onun anlamını. Arap gir olduğunu. Ne demek olduğunu.
Size buradan bir tane, buraya ait bir reyhan diye bir sebze var. Bunun reyhanın çayı oluyor. Çok güzel içtik. Bu da reyhan. Bakın. Bunun adı reyhanmış. Reyhanın çayı da oluyor. Akşam içtik onu, çok güzel. Mayhoş, kokulu. Çok da insan rahatladırmış, uyudurmuş. Çok güzelmiş. İşte. Şimdi çayımızı ödeyip gideceğiz. Çay içerimizi ödeyip gideceğiz. İşte. Yapıyorum. Hepinize kucaklar dolusu sevgiler, saygılar, hürmetler. Bu değirmen taşını da göstererek sizlere veda ediyorum sevgili dostlarım.